Ekonomide de durum bir felaket aslına bakarsanız. Biliyorsunuz pazartesi gecesi itibariyle 2,56 TL zam gelmişti motorine. Ve böylece Türkiye'de motorinin litresi 45 TL sınırını da aşmıştı. Benzin durur mu? Benzine de bu gece yarısı zam geliyor, merak etmeyin. 1 lira 79 kuruş bir zam bekleniyor bu gece benzine ve böylelikle yarın sabah itibariyle pompa fiyatları bütün Türkiye'de değişmiş olacak. O da yakında gene 45 TL sınırını aşar. Bazı kentlerde belki de aştı bile. Ama tabii 50 liralık alan dayı için sıkıntı büyük. Çünkü 50'ye 5 TL kaldı. Şimdi 5 TL 50 lira olduğunda diyeyim ben size benzinin litresi. O zaman o amcalarımız 1 litre benzin alabilecekler. Artık onunla soğuk kış gecelerinde kandil mi yakarlar, doğum günü mumu mu üflerler, yani onları bilemiyorum tabii ama sıkıntı büyük benzinde ve motorinde. Niye böyle oluyor? Çünkü benzin ve akaryakıt dolarize bir ekonomi. Ve tabii ki dolar yükseliyor. Dolar niye yükseliyor? Bıraksalar daha da yükselecek aslında. Çünkü enflasyonla mücadele ediyoruz tırnak içinde. Nasıl bir mücadele ediyoruz? O da tam anlaşılamıyor. Çünkü enflasyonun mücadeleden haberi yok benim anladığım kadarıyla. Zira enflasyon rakamlarında zerre değişiklik olmuyor. Bugün Şeref Oğuz ekonomim.com'daki köşesinde yazmış. İki soru iki cevap. Mazot niye 45 TL? Çünkü yarıdan fazlası vergi ve devletin bütçe açığını kapamak için vergiye ihtiyacı var. Gelir dediğimiz vergi. 1 Nisan sabahı itibarıyla da hem bunlara zam gelmeye devam edecek hem de aklınıza gelen bütün vergilere zam gelmeye devam edecek. Özel tüketim vergisinden tutun da akaryakıt vergisine kadar aklınıza ne geliyorsa. İkinci konuta vergi getirmeye çalışıyorlar. Zaten dövize geliyor. Rafinesi, nakliyesi derken asıl aslan payı vergi dairesinin. Siz istediğiniz kadar ağlayın, söyleyin, yapılacak zam rafineride durmaz. Anında pompaya ve dolayısıyla cebinize yansır. Çok doğru, aynen de öyle oluyor. Peki bu zam, akaryakıtın zamlanması enflasyonu körüklüyor mu? Körüklemez olur mu? Çünkü aslında gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olmamızın sebebi de bu. Önemli ölçüde bu. Enerjiyi çok yüksek rakamlarla satın alıyor oluşumuz. Merkez Bankası Başkanı ağzından kaçırdı. Orta vadeli programda 1 Nisan'dan itibaren hem doğalgaza hem elektriğe bayağı haysiyetli zamlar var. Şimdi bu nedenle zaten enflasyon körüklenecekti. Yetmedi, akaryakıt ve benzinde de durum aynı. Akaryakıta gelen her %10'luk zam enflasyonu 1 puan yükseltiyor. Eşittir markette satın almak için gittiğiniz süt ürünleri, et ürünleri, hatta yaş meyve sebze, yumurta, aklınıza ne geliyorsa hepsi otomatik olarak buna bağlı. Merak eden, niye böyle oluyor diye merak eden varsa 7 bölümlük etiketin hikayesi belgeselimizi ve yeni 7 bölümlük onun kısa versiyonlarını kanalımızda bulabilir. Biz gittik. 2 sene önce gittik. Çiftçiden, topraktan başladık. Hangi emtialar nasıl fiyatlanıyor? Markete gelinceye kadar bir ürün hangi zincirden geçiyor ve o sırada aslında başlangıç noktasında atıyorum 1 TL olan bir ürün markete geldiğinde nasıl 20 TL olmuş oluyor? Bunu anlattık. Burada ne çiftçi kazanıyor? Hiç kimse kazanmıyor. Tüketici zaten bitik halde. Saçma sapan bir tarım stratejisi ve tarım politikasıyla geldiğimiz yer burası. Akaryakıt zam fırtınasıyla yükselmeye devam edecek. Demokrat Parti'nin enteresan bir milletvekili var. Birçok milletvekili var. Biri de Cemal Enginyurt. Üç vekili var daha doğrusu. Diğeri de Salih Uzun. Salih Bey aynı zamanda Türk Demokrasi Vakfı'nın da kurucusu Ankara'da. Ve o geçenlerde bir basın toplantısı düzenledi. Ve hiçbirimizin bilmediği bir gerçeği kamuoyunun önünde ifade etti. O ifade edince hepimiz öğrendik mi? Hayır, tabii ki öğrenmedik. Gene hiçbirimiz bilmiyor. Niye? Çünkü Salih Uzun'un bu açıklamalarını yaygın kanalların hiçbiri yayınlamadı. Onlar yayınlamadı, bari biz yayınlayalım. Bu benzin ve akaryakıtta neden bu zamlar devam ediyor? Bir de onun sesinden duyalım. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının daha ucuz tespit edilme imkanı var ama bu imkandan hükümet bile isteye faydalandırmıyor vatandaşı. Ukrayna-Rusya krizinin başladığı Şubat 2022'den bu yana, yani tam 2 yıldır Türkiye Rusya'dan iskontolu petrol alabiliyor ama bu iskonto halka yansıtılmıyor. İndirimli Rusya fiyatından alıyorlar, indirimsiz İtalya fiyatından halka satıyorlar. İskontolu alıyorlar, iskontosuz satıyorlar. Aradaki fark da devletin kasasına girmiyor.
aradaki farkın tamamı bir avuç lisans sahibi şirketin kasasında yahut onların yurt dışında kurduğu offshore şirketlerinin kasasında kalıyor. Ben de ısrarla soruyorum. Buna kim göz yumuyor, ne karşılığında göz yumuyor? Bizim teklifimiz çok açık. Demokrat Partili 3 milletvekili olarak Salih Uzun, Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş olarak verdiğimiz kanun teklifi ortada. 5015 sayılı petrol piyasası kanununun 10. maddesi değiştirilsin, oraya bir ekleme yapılsın. Böyle fırsat dönemlerinde elde edilen indirim, elde edilen avantaj vatandaşa yansıtılabilsin. Duydunuz değil mi kendi kulaklarınızda? Salih Uzun anlatıyor. Normalde şu anda Türkiye'de benzin ve akaryakıtın motorinin fiyatının bu olmaması gerekiyor. Çünkü savaş nedeniyle Rusya'dan indirimli tarif eden akaryakıt alınıyor. Fakat arada dağıtım şirketleri var ve o dağıtım şirketleriyle ilgili büyük ihtimalle verilen bir takım sözler var. Artık tırnak içinde lobi faaliyeti kapsamında birileri birilerine bir jest mi yaptı? İşte onun adına rüşvet diyorlar başka ülkelerde de. Böyle bir şeyler mi oldu acaba, değil mi? Çünkü Salih Uzun haklı olarak soruyor. Neden siz indirimi, aldığınız indirimi akaryakıt ve motorun fiyatlarına yansıtmıyorsunuz? Basın toplantısı meclisin çatısı altında yapıldı. Bir milletvekili soruyor. Kimse cevap vermediği gibi kimse bunu duymuyor da. Yani sizin anlayacağınız birileri bu işten büyük para kazanmaya devam ediyor. Para lazım, doğru Abdullah'cığım, ama devletin de kasasına girmiyor bu para. Salih Uzun'un söylediği o. Salih Uzun diyor ki arada devlet, yani devletin kasasına giren bir para yok. Ha işte bu önemli bir soru. Önemli bir soru bu. Uluslararası şirketler bunlar, ama o uluslararası şirketlere sürekli olarak bu kar payları gitmeye devam etsin diye birileri bürokrasi zinciri içerisinde bir jest mi kabul etti acaba? Yani Salih Uzun'un sorusu önemli. Salih Uzun'un sorusu önemli. İstediğiniz kadar 50 liralık alın. Yakında 1 litresi 50 lira olduğunda akaryakıtın 1 litrecik benzinle, artık onu bilmiyorum, nerede kullanırsınız Gülay Hanımcığım? Siz şaka yapıyorsunuz, ben de şaka yapıyorum elbette. Akaryakıtta da durum bu. Sonra başka şeylere bakacak olursak, hani felaket üstüne felaket şeklinde Cüneyt'in deyimiyle öldük bittik haberleri. Sadece